Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkes sesimi alıyor mu? 300 soru çözüm kampı, sınav ayarında sorular bunlar. 300 tane soru çözüm kampına hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci deneme, prototip deneme. Sayısalcı arkadaşlar için önerdiğimiz süre burada 100 dakika. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar için bu denemede benim önerdiğim 75 dakika. Eşit ağırlıklar için 5 dakika ideal arkadaşlar. Sayısalcılar için 100 dakika neden? Ya sayısalcılar için 120-130 dakika da verilebilir ama hız kazanabilmeniz açısından, hızlı olabilmeniz açısından arkadaşlar burada süreyi biraz kısıtlı yapmanız lazım. Deneme çözerken de onu yapın. Yani size 150 dakika verdiysek sayısalcılara komple 150 dakikanızı denemeye harcamayın arkadaşlar. Kendinizi 100 dakika üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu birinci deneme. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci denemelerin zorluk seviyeleri bir tık daha artarak gidiyor arkadaşlar. Çok zor denemeler değil. Zaten sınavda çok zor değil arkadaşlar. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Denemenin zor olması iyi bir deneme olduğu anlamına gelmez. Bunu asla unutmayın. Zor denemeler kaliteli denemelerdir diye bir olay yok arkadaşlar. Denemelerin kalitesi sınav ayarında olması ile alakalı. Sınav ayarında, sınava yakın zorluktaysa deneme kalitelidir. Yoksa denemede çok zor sorular vardır, çok kaliteli sorular vardır. Bu denemenin kaliteli olduğunu göstermez arkadaşlar. Bizim için önemli olan sınav ayarında soru tarzlarının nasıl geldiğini görmek. Evet, birinci soruyu beraber çözelim. Siz çözüyorsunuz. Ben bir dakika kadar süre vereceğim. Yaptığınız cevapları buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Chat var zaten. Birinci sorudan başlayalım. 7. yaş gününü kutlayan Hira, doğum günü pastasını 6 parçaya bölmüş. Son anda gelen misafirlerden dolayı doğum günü pastasının yetmeyeceğini düşünerek dilimlerden 3 tanesini ayrıca 3 eş parçaya daha bölmüş. Misafirlerin bazılarına 3 büyük dilimi vermiş. Kalanlara küçük dilimlerden vermiş. En son kendisine 2 tane küçük dilim pasta kalıyor arkadaşlar. Hira pastanın kaçta kaçını yemiştir? Şimdi her denemenin başına şöyle arkadaşlar. Birinci soru gibi. Dördüncü soru gibi. Böyle 2 tane 3 tane şekilli sorular var. Ama sınav ayarında. Zorluğu sınav ayarında. Sınavdan zor değil. Olmayacak şekilde. Şekilli sorular neden koydum? 2018'de buna benzer sorular geldi arkadaşlar. Yine gelme ihtimali olduğundan dolayı yani tekrar buna benzer sorular gelebilir. Dolayısıyla bu şekilli sorulara arkadaşların hazırlıklı olmasını istiyoruz. Yani ne olur ne olmaz. Bir iki tane şekilli soru gelirse korkmayın. DGS'ciler genelde şekilli sorulardan korkuyor arkadaşlar. Soruları anlamaya çalışırsanız bence yaparsınız. Evet, Demet, Tuna, Ayşen bulmuşlar arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da çözdülerse buraya sonucunuzu yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bilin. Evet, çözelim soruyu. Şimdi ne diyor? Bir pastamız var arkadaşlar. Bakın, soruyu anlamaya çalışalım. Bir pasta var. Örnek verelim. İşte şöyle küçük bir pastamız olsun. Pastayı 6 tane eş dilime ayıracağız. Tamam mı? Şu şekilde. 3, 6 tane eş dilimi ayırdık. Sonra pastamızın yetmeyeceğini düşünüyoruz. 3 tanesini 3 tane eş dilime daha ayıracaksınız. Şimdi şunu şöyle 3 tane eş dilime ayırdık. 1 oldu. Şunu ayırdınız. Şöyle 3 tane. Şunu da ayırdığımızı varsayalım. Şu şekilde ayırmış. Şimdi gelen misafirlere ne veriyor? Gelen misafirlere şu 3 tanesini veriyor. Yani önce şu büyük dilimleri veriyor. Şurada büyük dilimler var. Bunları veriyor. Sonra kalanlara da veriyor küçük küçük dilimlerden. Kendisine şurada 2 tane küçük dilim kalıyor arkadaşlar. Şu 2 tane küçük dilim kalıyor. Pastanın kaçta kaçını yemiş oluyor? Bu tür sorularda hepsini bölmeniz lazım. Bunu 3 parçaya bölmüş. Bunu da 3 parçaya bölmüş. Sonra bunu da 3 parçaya bölmüş. Ama bunları bölmemiş. O zaman bölmediklerini de 3 parçaya bölelim. Dolayısıyla pastayı aslında 18 parçaya bölmüş gibi kabul edelim. Tamam mı? Kendisi 2 tane küçük dilim yediği için 2 bölü 18 sadeleştirdiğimizde cevap 1 bölü 9 çıkacaktır. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın anlamadığınız bir yer olursa burada chat var. Hocam tekrar anlatır mısınız demeniz yeterli arkadaşlar. Oradan hemen anlatıyoruz. Bu tür sorularda 3 eş dilime böldüyse bazılarını böldüyse
Bazılarını bölmediyse siz tamamını böleceksiniz arkadaşlar. Tamam. Evet, ikinci soru arkadaşlar. İşleminin sonucunu şey yapıyoruz, çözüyoruz. Zehra şöyle yapalım. Burada çözebilirsin ilk 20 soruyu. Birer dakika süreyle veriyorum arkadaşlara. Önüne kağıt kalem al. İlk 20 soruyu burada çöz. Sonra kalan sorular için kendine zaman tut. Aslında bunu çözeceğimizi söylemeyi unutmuş olabilirim size. Sonra kalan 40 dakikayı 40 tane soru içinde kendinize kısıtlı zaman verin. Çözdükten sonra mutlaka sonuçlarınızı size gönderdiğim linke girin arkadaşlar. Bütün arkadaşlar sonuçları linke girecekler çünkü sıralama yapmamız lazım. Kimin netleri çok daha iyi, kim nerelerde sıkıntı yaşıyor bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, işleminin sonucunu bulan arkadaşlar. Rukiye bulmuşsun, Demet bulmuşsun. 20 soruya kadar çözeceğiz. Her gün 20 tane arkadaşlar. Tuna bulmuş. Ayşem bulmuş. Güzel. Toplam 300 tane soru arkadaşlar. Bugün 20. Yarın 40. Öbür gün 60. Deneme bitiyor. Tekrar bir deneme başa sarıyoruz. Toplam size 6 deneme gönderdim. Prototip 0'ın çözümleri var arkadaşlar. Onlar olduğundan dolayı onların çözümlerini yapmadım. Bunların çözümlerini siz olmadığından dolayı yapacağım ve size göndereceğim. Çözelim arkadaşlar. 0-6 nedir? 0-6. Şimdi yukarıda 14'ümüz var. Yukarıda 14'ümüz var. Aşağıda 0-6 var. Yani 6 bölü 10 olarak yazabiliriz. Şimdi 0-36. Bakın 0-36. Bunun üzerinde çizgi var. Şapkası var. Bu neydi? Devirli sayılardı. Devirli sayılarda sayının tamamını yazıyorsunuz. Sayının tamamından 3 çıkarıyorsunuz. Sonra sonuca 3 kadar 9, 6 kadar 0 yazıyorsunuz. Yani ne çıkıyor burası? 33 bölü 90 geliyor. Şurası arkadaşlar. 33 bölü 90 geliyor. Biraz daha sadeleştirdiğimizde 11 bölü 30 bulunacak. O zaman şurası 11 bölü 30 olsun. Sonra diyorum ki yani bu 30 ise o zaman şurası da 30 olsun. Yani bunları 3 ile çarpayım. Burası o zaman 18 olsun. Burası 30 olsun. Burası böyle olsun. Bölü 0,5 idi arkadaşlar. 1 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi buradan 18'den 11 çıktı 7. 7 bölü 30 yani 14 var. 7 bölü 30 alt tarafta. Ters çeviriyorsunuz. 30 bölü 7 şeklinde yazıyorsunuz. Bölü 1 bölü 2 olsun. Bunu da ters çevireceğiz ama şimdilik kalsın. Sonra burada arkadaşlar 14'ü 7'ye böldüğünüzde 2 gelecek. 2 ile 30'u çarptığınızda 60 bölü 1 bölü 2. Birincisi olduğu gibi kaldı. İkincisi ters döndü. Sonucumuz 120 çıktı. Anlatayım Zehra. Bir dakika dur. İkinci soru arkadaşlar bu şekilde. Yani DGS'nin ikinci sorusu genelde böyle. Basit sorulardan, rasyonel sayılardan, kısa kısa üslü sayı sorularından gelebiliyor arkadaşlar. Birinci soruda şekil olma ihtimali her zaman var. Şimdi birinci soruda pasta sorusunu tekrar anlatırsak arkadaşlar. Şimdi bakın 3 tanesini 3 eş parçaya bölmüş. Tamamını bölmemiş. O zaman biz diyoruz ki madem 3 tanesini 3 eş parçaya böldüyseniz niye kalan 3 tanesini de bölmüyorsunuz? Dolayısıyla biz her parçayı 3 eş parçaya böldük. Dolayısıyla toplam 18 tane parça oluştu. Bunların içerisinden Hira sadece 2 tane küçük parça yemiş oluyor arkadaşlar. Yani siz tamamını 3 eş parçaya böldüğünüzde aslında bölünmemiş olanları da böldüğünüzde soru direkt zaten çıkmış oluyor. Bu tür soruların çözümleri böyledir arkadaşlar. Tamamını bölmeniz lazım. Yani bir kısmını bölmüş, diğer kısmını bölmemişse siz tamamını böldüğünüzde aslında sorunun sizden istediğini rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Üçüncü soru arkadaşlar. Bir üstü soru sınav ayarında. Evet, burada güzel de bir sözümüz var. Ne diyoruz? Oturduğunuz sürece korkular yaratıyorsunuz. Harekete geçtiğinizde ise korkularınızın üstesinden gelirsiniz diyoruz arkadaşlar. O zaman harekete geçme zamanı. Üçüncü sorunun en sade halini kimler bulmuş? Evet, Rukiye bulmuş, Ayşem bulmuş, Tuna bulmuş, Demet bulmuş. Bekliyoruz arkadaşlar. Bulmayan arkadaşlar da bulsunlar.
Güzel bir üslü sayı sorusu. Evet, diğer arkadaşlardan bulan var mı? Gökhan eksi 3, Tuna 3, Ayşen 3, Demet 3. Evet, çözelim arkadaşlar. Bakalım 3 mü, eksi 3 mü cevap? Çözüp bakalım. Şimdi nedir? Eksi 2 üzeri 3. Eksi 2 üzeri eksi 3. Bir kere şunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunun ne? Tek kök. Yani tek sayı. Yani yukarısı tek olduğundan dolayı işareti etki etmez. Yani buranın sonucu her türlü negatif gelecek. Bunun sonucu ise arkadaşlar çift sayı. Bakın eksi 2 oradan çift. Şimdi burası eksi 2 arkadaşlar ama çift olduğundan dolayı alt tarafa etki edecek. Burayın sonucunu artı yapacak ama burada bir tane eksi daha olduğundan dolayı buranın sonucu da eksi oluyor. Yani şuranın sonucu komple eksi, eksiden dolayı buranın sonucu da komple eksi oluyor. Sonra bakıyoruz alt tarafa. Eksi 6'nın tek kuvveti, eksi 3. kuvveti yine negatif olduğundan dolayı bakın negatif oluyor. Yukarısı komple negatif. Aşağısı komple negatif. Burası komple pozitif oluyor. Burası da zaten pozitif. Pozitifi pozitife böldüğünüzde sonucun pozitif olması gerekiyor. Yani soruyu çözmeden bile şu iki tane şıkkı rahatlıkla eleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bakın mantıksal sonuçta şu an çözüyorum. İki tane şık eledim. Elemeden yapalım. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Sayıyı ters çevirmiş olmamız gerekiyor. Eksi 2'yi ters çevireceğiz. 1 bölü 2 yapacağız. Üçüncü kuvveti eksi 1 bölü 8 değil mi? Bakın orası eksi 1 bölü 8. Eksi parantez açtık. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti ne olacak? Artı 1 bölü 9 olacak. Çünkü orası çift kuvvet. Geldik. Eksi 6'nın eksi 3. kuvveti ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 216 olması lazım. Bölü 4'ün karesi 16. Bir daha 17. Bu böyle olacak. Sonra eksi 1 bölü 8, eksi 1 bölü 9. Bakın yukarısı eksi 1 bölü 8, eksi 1 bölü 9 olacak. Aşağısı eksi 1 bölü 216 bölü burası 17 arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar herhalde kimsenin bir itirazı yok. Şurası şöyle dursun. Şimdi ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Yani şurayı 9'la, şurayı 8'le genişletirseniz eksi 9, eksi 8. Yukarısı eksi 17. Eksi 17 bölü 72 olacak. Çarpı bunu ters çevireceksiniz arkadaşlar. Eksi 216 olacak. Sonra bu böyle bir dursun. Bölü 17. Kafa karışıklığını gidermek için. 216'yı arkadaşlar bakın 216'yı 72'ye böldüğünüzde ne olacak? 3 bulmanız lazım. Yani burası eksi 3 olacak. Şurayı çarptığımızda 51 buluyoruz. 51 bölü 17'den sonuç 3. Evet, işaretlere dikkat ederek arkadaşlar bu soruyu çözebilirsiniz. Soru böyle. Herkes anladıysa dördüncü soruyu çözelim arkadaşlar. Güzel bir soru. 2018'de buna benzer bir soru var arkadaşlar. X A çarpı C eksi B şeklinde. Buna göre M'nin N'ye bölümünü soruyoruz. Evet, Demet buldu hemen. Rukiye buldu. Ayşem buldu. Bir dakika süreniz var arkadaşlar. Bulmayan arkadaşlar hemen bulabilirler. Evet, Gökhan buldu. Evet, bu birinci deneme arkadaşlar. Böyle bu emin olun bunların çoğu sınav ayarında. Yani bu kadar kolay mı derseniz, evet bu kadar kolay zaten. Yani ilk 20 soru zaten zor değil arkadaşlar. Baktığınızda sınava. Kendi kendimize zorlaştırmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Sorun yok Gökhan.
Yani dolayısıyla sınavı kafanızda bir kere zorlaştırmamanız gerekiyor. Sınav kolay. Yani ilk 20 soru kolay arkadaşlar. Sonrası zaten problemlerde iyi bir problem becerisi gerekiyor. Ya zaten bu bir gerçeklik yani. DGS'nin ön plana çıkan kısmı problemler ve sayısal mantık. Şimdi ne yapıyoruz? A ile C'yi çarpıyoruz. Yani diyor ki şunla şunu çarpacaksın. B'yi çıkaracaksın. Tamam yapalım. 3 ile 7'yi çarptık. 21. Bakın burası için yapalım. 21'den M'yi çıkardığınızda 12 bulmanız lazım. Ve buradan zaten M kardeşin 9 olduğu çıkıyor ortaya. Tamam. Şimdi bakıyoruz. 9 bölü 10'muş gibi duruyor. Ama diğerlerinin de olma ihtimali var. Yani burada sallamasyon bir şey yapamayız. Şimdi geliyoruz. Şu kardeşle şu kardeşi çarpacağız. Yani 2 üzeri eksi 1 ile n'i çarpacağız. 2'yi çıkaracağız. 3 yazacağız. 2'yi gönderdik. 5. Sonra burası 1 bölü 2 aslında. 1 bölü 2 ile n'i çarptık. Karşısı 5. 2'yi de gönderdik. N buradan 10 oldu. M'nin n'ye bölümü 9 bölü 10. Evet, bu böyle arkadaşlar. Tamam. Geçelim 5. soru. Bir köklü sayı sorusu. Güzel, tatlı bir soru arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir? Harika, çok güzel. Hemen patır patır cevapları alıyoruz. Tuna bitti mi diğer kamplar? Hepsini çözdün mü? Var mı çözmediğin soru? Gökhan 5 bulmuş. Çok güzel. Zehra 5 bulmuş. Tuna orada mısın Tuna? Yaşıyor musun kardeş? Çözdün mü diğer kampları? Bitirdin mi soruları? Eksiğin çok mu? Almadığın bir şey kalmadı. Ne var yok hepsini aldın zaten. Hadi bakalım. Hepsini aldın. Ne yapıyorsun arkadaş? Hepsini alıp yedekliyor mu? Çöz bari sınava kadar. Almadığın kamp bırakmadın. İnşallah güzel olacak. Problemler özellikle önemli. Oradaki problem soruları, cebir sorularına dikkatli bak kardeşim. Sayısal mantık da çok güzel ama belki ufak bir bazı sorularda ama çok güzel sorular var. Çöz onları. Mutlaka çöz. Problemlerine mutlaka bak. Şimdi arkadaşlar burayı eşlenikle çarpacaksınız. Bunun eşleniği kök 5 artı 2. Şunun eşleniği ise 3 eksi kök 5. Şimdi yukarıyı kök 5 artı 2. Bakın kök 5 artı 2 aşağıya 5, 2'nin karesi 4. Bunu böyle yazdık. Şimdi diyorum ki ben yukarıyı bir 4 ile çarpsam mı çarpmasam mı diyorum. Bu tür sorularda öncelikle paranteze almanızda fayda var arkadaşlar. Bir alalım aşağının nereye geldiğini görelim. Bakın aşağıya geldiğimizde eşlenik 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. Aa, burada fark ediyorum ki buradaki 4 zaten buraları götürüyor. Yani bir de kendimi bir daha zora sokmak istemiyorum. Şurası zaten 1. O zaman yukarıda kök 5 artı 2 artı 3 eksi kök 5 arkadaşlar. Buradaki kök 5'lerin zaten birbirini götürdün. 2 ile 3'ün toplamının 5 olduğunu buluyorsunuz. Tamam. Evet. 6. soru. ABC birbirinden farklı rakamlar. A'nın, B'nin, C'nin toplamı hangisi olabilir? A'nın, B'nin, C'nin toplamı hangisi olabilir? 9, 12, 15, 16, 18. Evet. Kimler bulmuş? Demet bu sorun. Evet.
Rukiye 15 bulmuş. Ayşen 15 bulmuş. Tuna 15 bulmuş. Anladım. Halbuki soru çok tatlı bir soru ya. Soruda sıkıntı yok. Doğru yerden yaklaşın. Çok rahat çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi çözelim mi? Bekleyelim mi? Zehra seni bekliyor. Sen de çöz. Gökhan oradaysan sen de çöz kardeşim. Evet. Sema çözmüyor musun Sema? Sessiz sedasız orada bir köşede duruyorsun. Bütün kamplara katıldın ama sessiz sedasız bir köşede durdun. Helal olsun. Çözelim arkadaşlar. Çalışıyorsun. Helal olsun. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Vefalı öğrencileri. İşteler ama yine de katılıyorlar. Çok güzel. Gökhan, çok hıza gerek yok kardeşim. Sorular yapılabilir. Sorular biraz mantıklı düşününce çıkacaktır. Şimdi 7'den C'yi çıkarınca 9 bulabilmemiz için C'nin buradan 8 olması lazım zaten. Tamam arkadaşlar. Yani burada var mı bir itirazınız? Yani C'nin buradan bariz. Ben buradayım zaten kardeşim. Benim buradan 8 olmam lazım. O zaman buranın 89 olması gerekiyor. Bunda bir sorunumuz yok. Burada bir de 0 var. Şimdi A'dan B'yi çıkarınca 0 olacaksa o zaman A'nın B'ye eşit olma ihtimali var. Bu bir. Ha sonra bakıyorum ki A B'ye eşitse burası sıfırsa o zaman B'den de A'yı çıkarınca buranın da sıfır olması lazım. Normalde öyle. Ama bakıyoruz B'den buraya bir onluk atmış olmamız gerekiyor. Yani B'den şuraya bir tane onluk atacaksınız ki burası 17 olacak. 17'den 8'i çıkarınca 9 olması gerekiyor. Yani B'den bir onluk atınca şu sarı yerde arkadaşlar bakın bu sarı yerde şuradan baktığımızda bu sarı yerde şöyle bir ne çıkıyor? C çıkıyor. Yani 8 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi B'den bir onluk gitmiş. Yani B eksi 1 sarı yer B eksi 1. B eksi 1'den de A'yı çıkarmış. Ne bulmuş? 8 bulmuş arkadaşlar. Tamam mı? Bakın B eksi 1'den A'yı çıkarınca 8 bulmuş olması lazım. Şimdi bunu bu tarafa attık. Normal şartlarda B'den A'yı çıkarınca nasıl 9 bulabilir bir insan? 9 bulabilmen için A'nın 0 olması lazım. A'ya 0 veremem. Bakın mantık olarak A'ya 0 veremem. Çünkü A başta. O zaman B eksi A 9 olacaksa eğer o zaman şu A'dan da B'ye bir onluk gitmiş olması gerekiyor. Yani buraya bir 10 ekledikten sonra 9 olması gerekiyor. O zaman bu mantığı düşünerek buraya bir 10 ekliyorum. Yani 10 tane B eksi A'dan ne çıkacak? Böyle yapınca 9 oluyor. Tamam mı? Bakın B'ye 10 ekleyince 9 olması. Şimdi buradan B'den A'yı çıkarınca sonucun ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Yani eksi 1'i bu tarafa A'yı bu tarafa atınca A eşittir B artı 1. Ha demek ki buraya kadar geldiyseniz zaten sorun kalk bitiyor. Demek ki A ifadesi B'den bir fazla. Tamam. A B'den bir fazlaysa o zaman gelelim. Şimdi B'ye 0 veremeyeceğime göre bakıyorum çünkü B de başta. B'ye 1 verdiğim zaman A'ya benim 2 vermem gerekiyor. C'nin zaten buradan bariz 8 olması lazım. Topladığımda 11 olması lazım. 11 var mı? Yok. O zaman ben buradan B'ye 2 verdiğim zaman A'ya benim 3 vermem lazım. Topluyorum 13 var mı? Yok. O zaman bir daha geliyorum. B'ye 3 verdiğim zaman A'ya benim 4 vermem lazım. 15 var mı kardeşim? Var. Yani A B'den bir fazla arkadaşlar. Bunun başka açıklaması olamaz. Bunu bir de nereden anlayabilirsiniz? Şuradan anlayabilirsiniz. Bakın A'dan B'yi çıkarınca 0 olmuş. Ya bunlar birbirine eşittir ya da A B'den bir fazladır. Bunun başka açıklaması yok. A B'den bir fazladır. Komşusuna bir onluk atmıştır. Öyle olmuştur yani hani A eksi 1 olmuştur. B'yi de çıkarıyordur 0 oluyordur. Yani o zaman buradan A'nın B'den farkı 1 oluyordur. A eşittir B artı 1 oluyordur. Kısaca böyle de düşünebilirsiniz.
Evet, bu mantık kurguladığınızda arkadaşlar bu soru çıkıyor. Başka bir mantık olmaz. Yedinci soru güzel bir faktöriyel sorusu arkadaşlar. 11 faktöriyelden 10 faktöriyeli çıkarmışız. 10 faktöriyele bölmüşüz arkadaşlar. İfadesinin en sade hali nedir? Bunu birkaç şekilde çözebilirsiniz. Birkaç şekilde çözebilirsiniz. Kısa çözüm yapacağım size. Diğer çözümü iki kare farkı mantığıyla yapabiliyorsunuz. Evet. Kimler bulmuş? Demet, Tuna, Rukiye, Ayşen, Gökhan. Güzel. Arkadaşlarımız canavar gibiler maşallah. Çok güzel. Bakın kısa çözüm yapalım. Kısa çözüm nedir? Burada parçalıyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl parçalayalım? Bunu şöyle parçalayalım. Şimdi yukarısı 11 faktöriyel. 11 faktöriyelin neyidir? Karesidir. Böyle mi parçalayalım? Böyle anlatmayayım ya. Bu sefer yine dediğimiz yere gelmek zorunda kalacağız. Vazgeçtim. İki kare farkı yapacağız arkadaşlar. Yani yukarıyı 11 artı 10 faktöriyel bir toplayacaksınız. İki kare farkı mantığıyla. Bir de çıkarmanız lazım. 11 faktöriyelden 10 faktöriyeli çıkarmanız gerekiyor. Aşağıda da 10 faktöriyel 10 faktöriyel böyle var. Diğer türlü de çıkardı aslında. Şimdi 11 faktöriyel ile 10 faktöriyeli toplarsak yani buradaki toplama geldiğimizde burayı 10 faktöriyel parantezine aldığımızda burada ne kalacak? 11 kalacak. Burada ne kalacak? Burada da 1 kalacak. Bakın burası böyle. Anlamayan olursa mutlaka söylesin. Şurayı da 10 faktöriyel parantezine bir daha aldığımızda burada da 11 eksi 1 kalacak. Şimdi aşağısı 10 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel. Zaten bunlar birbirini götürüyor. Şunla şu. 11 ile 1'i topladınız. 12. 11'den 1'i çıkardınız. 10. Çarptınız. 120. Temiz. Temiz soru. Evet. Faktöriyel sorusu arkadaşlar. Yani gelebilecek en zor faktöriyel sorularından biri bu olabilir. Faktöriyeller çok tatlı oluyor zaten. O kadar da zor gelmiyor. Sekizinci soru hangisi kesinlikle tek sayıdır? Hangisi kesinlikle tek sayıdır? Evet, güzel. Evet, yarın 20'den 40'a kadar çözeceğiz arkadaşlar. Çözmeyen arkadaşlar bu akşam 20'den 40'a kadar olanları çözsünler mutlaka. Zaman verebilirsiniz. Mesela kendinize 30 dakika verin. Bilinmeyeni o zaman D şıkkına koyacağım Gökhan. Madem öyle, bilinmeyenden yola çıkıyorsunuz. Anladım. Öğrencinin bakış açısı çok farklı oluyor. O yüzden. Ama cevap E şıkkı yani. Doğru. Ama oradaki x ile alakalı değil o. Birin her kuvveti birdir. Buraya ne koyarsak koyalım. Yani isterseniz bura birin üstüne 1 milyon koyun. Fark etmez. Buranın sonucu birdir zaten. Şimdi bu tür sorularda üstleri unutun arkadaşlar. 8'den 2 çıktı. 6. Olur mu? Olur. Üstleri unutun arkadaşlar. Tamam mı? 7'den 3 çıktı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2. 9 faktöriyel çift bir sayıdır. 6 faktöriyel çift bir sayıdır. 2 de çifttir. Buranın sonucu çift oluyor. 11 üzeri 11 tek bir sayıdır. Eksi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğundan dolayı tekten 1 çıktı, çift oldu. Şimdi 21 faktöriyel kesinlikle çift bir sayıdır. İçinde 2 var çünkü. 1 üzeri herhangi bir sayı birdir arkadaşlar. Burası her türlü tek oluyor. Evet.
Zehra, düzelteyim. 2 faktöriyelden sonrası komple çift. 5 değil. 2'den sonrası komple çift. İçerisine 2 girdi mi? Ne olursa olsun. 5 faktöriyelden sonrasının sonunda 0 var. Evet, 5 faktöriyelden sonrasının sonunda 0 oluyor. 9. soru arkadaşlar. X ile y'nin çarpımı nedir? 2 bölü x, y eksi x bölü 12, 5 bölü y. 5 bölü y. X ile y'nin çarpımı. Adamlar canavar gibi çıktılar ya maşallah. Nasıl denemeyi beğendiniz mi arkadaşlar? Soruların şimdi tabii cebirdeyiz. Problemlere geldiğimizde beraber ağlarız sorular üzerinde ama. Rukiye kaç tane yaptın? Sonucu girdin mi linke? Demet sen de öyle söylüyorsan. Valla problemlerde çok kasmadım arkadaşlar. Yalan yok. Siz benim kamptaki soruları gördünüz. Şimdi ben ona bir şey demiyorum. Kamptaki sorulardan güzel olanları bir kısmını değiştirerek koydum. Çok daha böyle zor soru çözmek marifet değil arkadaşlar. Tamam. Yani işte mesela adam hazırlıyor çok zor. Ya çok zor olması bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar yani. Yani önemli olan sınav ayarında kalite arkadaşlar. Başka bir şey değil. Sorular zor olmuş, kolay olmuş. 2020'nin sayısal mantığını çıkarın. Geriye bildiğiniz tatlı bir sınav kalıyor. Sayısal mantık 45'ten sonraki sayısal mantıklar zor aslında. Şimdi burayı K'ya eşitlediğimizde arkadaşlar. Şimdi buradan ne olacak? Öyle yapabiliriz. K'ya eşitleyelim ya da K'ya eşitlemeden. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yani şimdi burada 2 bölü x bakın. 2 bölü x eşittir 5 bölü y olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2y eşittir 5x değil mi? O zaman ben diyorum ki y'ye y eşittir 5k x eşittir 2k olsa ne olur arkadaşlar? Tamam. Olur. O zaman ben x'e 2k o zaman getiriyorum şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın şurada herhangi bir tanesini kullanacağım. Şimdi şurası şöyle. Herhangi bir tanesini kullandım. 2 bölü 2k eşittir. Y'den x çıktı. 5k'dan 2k çıkacak. 5k'dan 2k çıkacak. Burası 12. Şimdi buradan zaten şu arkadaş şu arkadaşı götürür. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda arkadaşlar 12 eşittir 2k çarpı 3k olacak. Şimdi buradan ne gelecek? Orası 12 mi oldu? Bir dakika. 5k'dan 2k çıktı. 3k 3 2k değil ya. Şurada k var. Tamam. Benim de kafa gitti. Şurada k var arkadaşlar. Tamam. 3 tane k kare eşittir 12. Şimdi buradan k kare 4 çıkıyor arkadaşlar. Bakın k kare 4 çıkıyor. K kare 4 ise k buradan 2 de olabilir. K buradan eksi 2 de olabilir. Yani bir ifadenin karesi 4 ise 2 ya da eksi 2 olabilir. Fark etmiyor. Şimdi bana x ile y'nin çarpımı lazım. X ile y'nin çarpımı 2k 5k çarptığım zaman 10 tane k kare. K kareyi ben zaten 4 bulmuştum. Artı 2 eksi 2 bir şey fark etmez. 10 çarpı 4'ten sonuç 40 olur. Evet. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Yani bir ifadenin karesi 4 ise ifade 2'dir diyemezsiniz. Eksi 2 de olabilir. Ama ikisini de koysanız sonuç yine 40 çıkıyor. Fark eden bir şey yok. Tamam. 10. soru. Evet, en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Hangisine tam bölünmez? İfadesi hangisine tam bölünmez? Güzel. Arkadaşlar çalışıp gelmişler ya. Demet sen bu tamamını çözdün mü bu denemenin? Arkadaş hepinizi vuracağım var ya. Yarıya kadar çözüp geldiniz demek. Tabii iki tane deneme gönderince kafanız karıştı.
Orada sıfır yazınca dediniz kesin sıfırdan başlarız hayata. 40'ta kaç tane yaptın Demet? Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyeceğim. Güzel. Güzel. Evet. Şimdi burayı ne yapalım arkadaşlar? Burayı. Bakın. 3 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 27 şeklinde bakın. 1 bölü 27 çarpı. Burada eksi 54 var. Artı. Şimdi şurası da 24 üzeri 3 var. Tamam. Şimdi bunu içeriye dağıtacağım. Bunu içeriye, şuraya ve şuraya dağıtacağım. O da şöyle olacak. Eksi 54 bölü 27 artı 24'ün küpü bölü 27 değil de yine ben burayı 3'ün küpü şeklinde yazıyorum, tamam mı? Bak neden yazdığımı göreceksiniz. Burayı böldüğüm zaman eksi 2 artı 24'ü 3'e böldüğüm zaman 8 gelecek. Burası 8'in küpü. Bakın bu ifadeyi şöyle yazayım. 8'in küpü eksi 2. Şimdi 8'in küpü dediğiniz olay 8 nedir arkadaşlar? 8. 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti. Yani 2 üzeri 9. Yani burası 2 üzeri 9 eksi 2'dir. 2 üzeri 9, yani burayı da 2 parantezine alırsam 2 üzeri 8 eksi 1 olur. Şimdi bu ne olacak? Eşittir. 2 çarpı 2 üzeri 8 eksi 1'dir arkadaşlar. Bakın burayı isterseniz 2'nin 8. kuvvetini bulun. 1 çıkarın. Fark etmez. İsterseniz benim yaptığım gibi yapacaksınız. Bura 2 kare farkıdır arkadaşlar. Yani bunu şöyle ayırabiliyorsunuz. 2 üzeri 4 eksi 1. 2 üzeri 4 artı 1 şeklinde ayırabilirsiniz. Dolayısıyla ayırdığınızda son çözüm şöyle olacak. Eşittir 2 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1. 16 eksi 1'den 15. 16 artı 1'den 17. Yani ifade direkt 2 çarpı 15 çarpı 17'ye eşit olur. Şimdi 15'in içerisinde 15 dediğiniz 3 çarpı 5 olduğundan dolayı 2 kere 3 6. 6'ya bölünür. 2 kere 5 10. 10'a bölünür. Zaten 15'e bölünüyor. Zaten 17'ye bölünüyor. Bir tek 18'e bölünmez. 18 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 17. Evet, bu böyle arkadaşlar. Tamam. Yani burada bu soru daha da zorlaştırılabilir ama gerek yok. Yani burada 2 ile ilgili bir şey kullandık. Mesela aynı durumu 3 ile ilgili yapsaydık belki 3'ün 8. kuvvetini bulamayacaktınız. Ama 2'nin 8. kuvvetini bulmak daha kolay olduğundan dolayı, ama gerek yok yani. Sorunun zaten kalitesi ortada. Daha da zorlaştırmanın bir anlamı yok. 11. soru. A bölü B, B bölü A. Nedir? Evet. C, C, C. Güzel. Tuna neredesin Tuna? Ha bak, ha, güzel adam. Hemen lafın üstüne yazıyor. Sema yazmış. Evet, yapalım mı? Şimdi bak. Burayı A ile, burayı B ile genişlettiğimizde yukarıda ne çıkıyor? A kare B kare A çarpı B geliyor. Demek ki ben aslında bunu bulacağım. Yani benim bulmam gereken kısım bu. O zaman A kareyi bulacağım önce. A kare dediğiniz olay nedir arkadaşlar? Kök 3 eksi kök 2'nin karesi. Bu da birincinin karesi 3, ikincinin karesi 2, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2 kök 6. Yani burası 5 eksi 2 kök 6.
B kareyi yaptığım zaman aynı şekilde burası kök 3 artı kök 2'nin karesi, birincinin karesi 3, ikincinin karesi 2, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bakın bunları alt alta topluyorum. Bir de bunları çarpacağım. Ben yani A ile B'yi çarpmak istiyorum. Kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. E bu eşleniktir zaten. Bu direkt 3 eksi 2'den bunun sonucu zaten 1 oluyor. Yani burada sonuca baktığınızda alt taraf zaten 1 oluyor. Üst taraf da bunları kendi aralarında topladığınızda arkadaşlar görüyorsunuz bunlar birbirini götürüyor. Burası 5, burası 5. 5, 5 daha 10. 10 bölü 1'den sonuç 10 olur. Evet, güzel bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Soru böyle. Soru bu. 12. mutlak değer sorusu. X, Y, Z sıfırdan farklı reel sayılar. Mutlak değer X küçük eşittir X. X ile Y'nin çarpımı eksi Y. Y ile Z'nin çarpımı Y, Z olmak üzere. Mutlak değer X bölü X. Mutlak değer Y bölü Y. Mutlak değer Z bölü Z. Güzel. Evet, bir dakika süreniz var arkadaşlar. Evet, kimler buldu? Demet çıkmadı mı Demet? Sen yazmadın mı? Rukiye bulmuş, Gökhan bulmuş, Ayşem bulmuş. ÖSYM'nin sevdiği bir mutlak değer sorusu arkadaşlar. Şimdi bir kere mantıklı düşünelim. Bir ifadenin mutlak değeri kendisinden küçük olabilmesi için ifadenin pozitif olması lazım. Bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Yani bir ifadenin mutlak değeri asla kendisinden küçük olmaz. Tamam? Dolayısıyla x ifadesinin sıfırdan büyük olması gerekir. Yani x'in buradan pozitif olması lazım. Şimdi geldik. X buradan pozitif. Y burada ne? Y'yi bulmak için de karşıya bakıyorum. Yani bir ifadenin önüne negatif bir şey koyduysanız mutlak değer zaten dışarı pozitif olarak çıkacak. Buranın sonucu negatif olamayacağına göre o zaman y ifadesinin de sıfırdan küçük olması lazım. Y negatif. Geliyorum buraya. Y negatifse z'nin pozitif olma şansı yok çünkü sonuç negatif olur. O zaman z de negatif arkadaşlar. Z de sıfırdan küçük. Şimdi x sıfırdan büyükse olduğu gibi gider. Yani burası x bölü x olarak yazılır. Tamam. Artı mı eksi mi? Eksi. Neden? Çünkü y'yi mutlak değer dışına çıkardığınızda bakın buradaki mutlak değeri dışarı çıkardığınızda y'nin kendisi sıfırdan küçük olduğu için önüne bir eksi alacak. Geldik buraya. Artı mı eksi mi? Şimdi z'nin kendisi sıfırdan küçük olduğu için dışarı çıkardığınızda önüne bir eksi alacağından dolayı burayı artı yapıyorsunuz. Bölü z. Şimdi x bölü x 1. 1 eksi 1 artı 1 eşittir. Zaten bunun sonucu ya 1'dir ya 3'tür ya da eksi 3'tür gibi mesela olabilir. Başka da olmaz.
Evet, yani ÖSYM bu tarz soruları diğer denemelerde daha net göreceksiniz soruları. Bu tarz soruları ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği eşitsizlik soruları bunlar. 13. X, Y, Z, T, K gerçel sayılar. 5 sayının en küçüğü hangisidir? Biz bunu şeyde mi çözmüştük sizinle? Eşitsizlik sorusunda çözmüştük, değil mi? Cebir kampından hatırlıyorsunuzdur bunu. Hadi size bir net bir net arkadaşlar. Fazladan bir net verdim size. Şanslısınız var ya. Bu 5 sayının en küçüğü hangisi? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım mı? Beraber bakalım mı? Hazır mısınız? Bakıyoruz. Beraber bakıyoruz. Y, T, K. Bir kere T ve K olmaz. Neden? Çünkü bunlardan küçük Y var zaten. Yani o zaman ben buradan T'yi, K'yı çok rahat eleyebilirim, değil mi? Elerim. Bakıyorum. Y, Z de olmaz. Çünkü bunlardan en küçük zaten X var. Z, K diyeceksiniz. İşte T var filan. Şimdi böyle yapalım. Vazgeçtim. Şimdi ne yapacağız? Y'nin T'den ve K'dan küçük olduğunu, T'nin de Z'den ve K'dan küçük olduğunu. O zaman T'nin gerisinde arkadaşlar bakın Y küçüktür T. T'nin gerisinde ne var? Z ve K var. Yani nerede K, nerede Z olduğunu bilmiyorum ama örnek veriyorum. Böyle de olabilir. Y küçüktür, T küçüktür, K küçüktür, Z de olabilir. Fark etmiyor. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Yani burada gördüğümüz gibi Z'ler, K'lar, işte Y'ler buradan küçük her durumda Y geliyor. X de Y'den küçükmüş kardeşim. O zaman ben buraya şöyle yapamaz mıyım? Yani X küçüktür, X küçüktür. Burada bitti zaten. Bakın burada her durumda X en küçük geliyor. Şurayı hiç karıştırmıyorum. Burası sizin kafanızı karıştırmak için verilmiş olabilir. Bu tongaya düşmüyorsunuz. Cevap A. Zaten orası da öyle gelir arkadaşlar. Tamam. Zaten Z X'ten büyük olduğundan önüne eksiği attığınızda bitiyor zaten iş. 14. Evet. Güzel bir soru. X nedir arkadaşlar? Burada. Evet. Bu biraz daha gıcıktı. Sonra kolaylaştırdım çözümü. Gıcıktı normalde. Gıcık bir çözüm çıkıyordu. Sonra dedim böyle olmasın ya. Temiz olsun. Temiz bir çözüm yapalım. Zaten soru kendisi içerisinde zaten bir şey var. Bir de gıcık bir cevap verirsek tam gıcık olur. Kimler yapmış bu soruyu? Evet, buna benzer bir soru çıktı arkadaşlar. Bilmiş olun. Buna benzer bir soru çıktı. Ya aslında şimdiye kadar çözdüklerimizin hepsine benzer sorular var. Yani ÖSYM'nin tarzları aslında bu tarzlar zaten. Yani bunun etrafında dolanan tarzlar. Biraz eksik, biraz fazla. Ama bu mantıkları öğrendiğinizde zaten ÖSYM mantığını rahatlıkla öğrenmiş oluyorsunuz. İnşallah sınava girdiğinizde yazarsınız arkadaşlar. Soruların, çözdüğümüz sorulara ne kadar benzer olduğunu. Bizim istediğimiz sınava girdiğinizde sorulara aşina olmanız ve sınavda bu sorulara benzer soruları önceden çözdüğünüz için en azından sınavda sorulardan hani daha rahat çözebilmeniz arkadaşlar. Kimler yaptı? Kimler? Evet. Rukiye yapmışsın. Tebrikler. Nasıl yaptın? Anlatmak ister misin bize? Söz hakkı vereyim istersen sana. Ses yetkisi vereyim. Anlat bize. Evet. Olur inşallah olur. Neyse Rukiye, senden alacağımız olsun. Müsait olduğum bir gün. Başka bir soru da. Çözelim. Şimdi arkadaşlar yani bu soru nasıl çıkar? Şimdi bakıyorum. Şimdi şöyle bir şeyler var, bir şeyler var.
İşte burada X var, burada X var, burada Z var, burada Z var. Bakıyorum çok güzel. Şurayı alıyorum. Bakın şurayı alıyorum. Şöyle. Alt alta çarpıyorum. Yani 3 çarpı X çarpı Y kare çarpı 18 çarpı Y çarpı Z eşittir 2 tane Z çarpı X. Demet gördün mü Demet? Bak şimdi Z'ler gitti. X'ler gitti. X'ler gitti. Z'ler gitti. Ne kaldı burada? 2'ye böldüm. 1 geldi. 2'ye böldüm. 9 geldi. 27 Y'nin küpü 27'ye küp eşittir 1 oldu. Tamam. At karşıya kardeşim. Y'nin küpü eşittir 1 bölü 27. Y eşittir 1 bölü 3. Tamam mı? Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 3 Y eşittir 1 oldu. Çok güzel. Burası 1. At karşıya kardeşim. X ile Z'nin toplamı 7. Şimdi bu bir dursun. Sen burada bir dur. Sen benim işime yararsın. O zaman ben Y'ye 1 bölü 3 getirip herhangi bir yerde yazıyorum. Şurada yazacağım. Getiriyorum. Bakın şurada. 18 18 çarpı 1 bölü 3 çarpı Z eşittir X. Bakın buradan X ne geldi? X eşittir 6Z. X ile Z'nin toplamı zaten 7 idi. X gördüğüm yere 6z yazarsam bir de z burada var. 7 ise z eşittir 1. X eşittir 6 çıkmaz mı kardeşim? Çıkar. Evet, çözüm bu. Çok güzel Rukiye. Evet, tamam mıyız arkadaşlar soruda? Evet, bölünce çıkmıyor. Zaten sorun orada. Bölünce çıkmayacak. Soru iki şekilde de ayarlanabilirdi. Daha da zorlaştırılabilir. Hem çarpmanız hem de bölmeniz gerekebilirdi. Gerek yok. Soru güzel arkadaşlar. Gelir, gerisi geliyor. 15 bir küme sorusu. Size bir bonus soru daha arkadaşlar. Hangisi ile ifade edilebilir? Şekilde taralı bölge hangisiyle ifade ediliyor arkadaşlar? Evet, bunlar sonradan değişecek. Şimdi siz bunları çözün. Piyasaya çıkardığımızda denemeleri. Siz o zaman kazanmış olacaksınız inşallah. Sorular böyle değişmiş olacak. Daha güzel olacak bunlar. Sorular zaten güzel de daha da güzel olacak inşallah. Evet, uğraşıyoruz. Bakalım. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Bize neresi lazım? Bize burası lazım. Bize burası lazım. Şimdi burası neresi? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yani tek tek denenebilir. C'den bir şey çıkaracaksınız. A kesişim B'nin tüm diyeni nedir arkadaşlar? Şurası. A kesişim B'nin tüm diyeni aslında nedir? A fark B'dir. Yani A fark B neresi? Şuranın tamamı. Bakın buranın tamamı. C'den buranın tamamını çıkarırsanız boş küme gelir arkadaşlar burada. Burada öyle bir şey yok. Bu boş küme geliyor. A'yı B'yi C'yi kesiştir. A'yı B'yi C'yi kesiştir. Çok güzel. Burayı tam veriyor. Buradan da A'nın B'den farkı ile topla. A'nın B'den farkı şurası arkadaşlar. O zaman olmuyor. Gördünüz, orayı vermedi. O zaman bunu eliyorsunuz. C'den B'yi çıkar. C'den B'yi çıkarırsam bu beyaz bölgeyi elde ederim arkadaşlar. Yani bu benim işime hiç yaramaz. Tamam. Dolayısıyla bu da gitti. A'dan B'yi ve C'yi çıkar. A'dan B'yi çıkarırsam burası, C'yi de çıkarırsam burası. Burayı elde ettim mi? Çok güzel. Burası da B ile C'nin kesişimi şurası olur mu? B ile C'nin kesişimi olur. O zaman benim istediğim bu mümkün. Diğerini yapmaya gerek yok o zaman. Peki. Tamam, bunu yaptınız. Çok güzel. Şimdi geldik fonksiyon sorusuna. Değer kümesi pozitif tam sayılardan oluşan bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. X ile Y'nin çarpımı dışarıya X artı Y'nin toplamı şeklinde çıkıyor.
Eğer fonksiyon böyle bir türse bu fonksiyona çarpık fonksiyon deniliyor arkadaşlar. Çarpık bir fonksiyon f a kare eksi 1 biçiminde tanımlanıyormuş. F2 çarpık bir fonksiyonmuş. Dolayısıyla f2'nin sonucu nedir? Evet. Burada sizi eleyecek bir soru. Bu soru yani sınavda sorulsa çok kişi yerler. Geçen sene 2020'de küme sorusu çok kişi yelemiş. Fonksiyon kolay olduğundan dolayı bu sene fonksiyon sorusu çok kişiyi eler yani. O yüzden bu soruda çok kişiyi eleyecek. Evet, çarpık fonksiyon arkadaşlar. Kimler yapacak? Kimler yapacak? Yapabilen olacak mı? Rukiye çözdün mü bunu? 16'yı. Çözmüş olman lazım. O kadar fonksiyon anlattık. Var mıydın sen fonksiyonlarda? Vardı. Evet. Ayşen, sen hatırlamıyor musun bu soruyu? Size söylüyoruz arkadaşlar, fonksiyonlara gereken önemi verin. Eksik olduğunuz konuları tamamlayın. Çözdük. Tamam. Ayşen, cevabı alayım. Cevap cevap. Ver izli cevap. Cevabı söyle bana. Çözüyorum. Çözelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi çarpık fonksiyon. Şimdi bir kere zaten çarpık fonksiyonu çok tatlı bir şekilde vermişiz ya. A kare eksi 1 olarak vermişiz. Şimdi siz burayı 2'ye eşit diyeceksiniz. Çok güzel. Yani bu olması gereken bu zaten. Yani hani şimdi diyorsunuz ki A kare eksi 1 2 olsun kardeşim. Tamam. A kare eşittir 3 olsun kardeşim. A eşittir kök 3. Tamam, bu lazım. Bu burada bir dursun. Şimdi bunların cevaplarında bir tane kök 3 olduğundan dolayı onu dersiniz muhtemelen. Mesela şunu da kök 3 yapabilirim. Yani şuraya da kök 3 ekleyebilirim. Mesela öyle olursa o zaman D demezsiniz mesela. Örnek veriyorum. Çünkü kök 3 olduğundan dolayı öyle diyeceğiniz. Şimdi burada A kare eksi 1'i nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Bakın, A eksi 1 çarpı A artı 1 olarak tanımlıyoruz. Yani iki kare farkını biz böyle tanımlamıyor muyuz? Bu da dışarı bunların toplamı olarak çıkacak. Yani A eksi 1 artı A artı 1 olarak çıkacak. Yani siz ifadeyi böyle çarpacaksınız. Sonra dışarıya toplam olarak çıkaracaksınız. Olur mu? Olur. Şimdi kardeşim, o zaman ben zaten A gördüğüm yere kök 3 yazarsam kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1 zaten 2 oluyor. Yani burası F2. Karşıda da şunlar birbirini götürüyor. 2 tane A oluyor. Bu da direkt 2 tane kök 3. İki kare farkı arkadaşlar. İki kare farkını çarpıyorsunuz. Dışarı toplamı olarak veriyorsunuz. Zaten orada anlatmışız. Evet, var mı anlamayan? Peki. Çözelim arkadaşlar. 2 kare, 2 kare. Evet, buradan sonrası böyle bir sizi biraz zorlayacak ama güzel olacak. Şimdi bir işlem reel sayılar kümesi üzerinde her sene çıkan bir soru. X ile Y'nin çarpımı X Y'den küçükse X'i Y'ye bölüyorsunuz. X Y'den büyük ya da eşitse. 3 işlem, 4 işlem, 2 kök 3 işlem, kök 12. İşleminin sonucu nedir arkadaşlar? Burada şıklar birbirine geçmiş gibi duruyor ama burası 3 bölü 4. Burası 6, burası 9, burası da 1 bölü 3. Tamam. Karışıklık olmasın. Şurası da 2 bölü 3. Böyle şıklar.
Evet, geçen sene bundan baya baya sordular yani. Adamlar üşenmediler, 4 tane sordular bu konuyla ilgili. Umarım 4 tane yine çıkar. Rahat yani, çünkü modüler aritmetik yapılabilen bir konu. Yani 4 tane çıkarsa güzel olur ama 4 tane çıkmaz arkadaşlar. Yani bir tane çıkacaktır bu sene muhtemelen. Fonksiyonlar bu sene ben 2-3 tane bekliyorum. Yani şeyde sorabilirler, sayısal mantıkta fonksiyon sorabilirler. Hayırlısı. Şimdi bakalım, en içeriden başlayacaksınız. 4 2 kök 3'ten büyük müdür, küçük müdür? 4'ü o zaman kök içine alalım kardeşim. 4'ü kökün içine alırsam ne olur? 16 olur. 2'yi de içeri atarsam ne olur? 4 olur, 12 olur. O zaman 4 büyük. Büyükse böyle yapacaksınız. Yani ne yapacaksınız? 4 bölü, şunları silin. Bakın, 4 bölü 2 kök 3 olarak yazacaksınız. Şimdi buradan 4'ü böldüğünüzde 2 bölü kök 3 olarak yazıyoruz, tamam? Şimdi geldik. 3 işlem 2 bölü kök 3 olarak yazdık. Sonra tekrar işlem var. Kök 12. Şimdi bu böyle değil mi? Şimdi buradan 3 mü büyük, 2 kök 3 mü? Yani 2 bölü kök 3 mü? Tabii 3 büyük burada yani. Şimdi burada bakmaya gerek bile yok yani. Şimdi burayı kök içine alırsanız karesini aldığınız zaman burası 4 bölü 3, bunun karesi 9 yapıyor. Demek ki 3 buradan büyük. Bir daha yapacaksınız o zaman. Yani bir daha bölüyorsunuz. 3 bölü 2 bölü kök 3 oluyor. İşlem kök 12. Burası ne olacak arkadaşlar? 3 kök 3 bölü 2 işlem kök 12. Şimdi burada anlamak için, bunu anlayabilmeniz için arkadaşlar, yani hangisinin büyük olduğunu anlayabilmeniz için ne yapacaksınız burada biliyor musunuz? Karşılıklı kare alacaksınız. Yani hangisi büyük? Bunun karesini alalım. Bunun karesini aldığınızda 27 bölü 4. Yani karesini aldığımızda. Bunun karesini aldığımızda 12 yapar. 12 daha büyük değil mi? Bakın, karelerini aldığınızda anlarsınız. Dolayısıyla birincisi ikincisinden küçükse bunları direkt çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 3 kök 3 bölü 2 çarpı kök 12. 3 kök 36 bölü 2, 18 bölü 2'den 9. Evet, hangisi büyük, hangisi küçük? Buradan böyle. Tamam mıyız arkadaşlar? Sorusu 2020'de çıkmadı ama bu sene çıkar arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Son 4, 3, 4 yılda çıkıyordu düzenli olarak. Bir tek geçen sene çıkmadı ama yine çıkar bu. A4 9'sa A1 nedir arkadaşlar? Hemen alalım cevapları hızlı bir şekilde. Evet. 3 tane E'miz var. Tuna, cevap vermiyorsun kardeşim. Sessiz, sedasız. Çekildin yine köşene. Ne yaptın? Soba mı yaktın? Soğuk mu oralar? Soğuktur oralar hala. Kardeş, oralar soğuk, sen sıcaksın ya. Sıkıntı yok. Güzel. Gökhan 63 bulmuş. 72 bulan var. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, 4. En gördüğümüz yere 4 yazalım. En gördüğünüz yere 4 yazdığınızda ne olacak? Yazıyorsunuz. A3 eşittir. A4 artı 3'ün 4. kuvveti 81 arkadaşlar. Tamam. Yani burası böyle oldu. 9 yazdım. O zaman A3 ifadesi buradan 90 geldi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım. En gördüğünüz yere 3 yazın bu sefer. 3 yazdığınızda ne olacak? A2 eşittir. A3, 3'ün 3. kuvveti eksi 27. 90'ı yazdım yerine.
A2 eşittir 90 eksi 27'den A2 ifadesi ne çıktı? 63 çıktı. Bana A1 lazım. O zaman en gördüğüm yere bu sefer 2 yazıyorum. Şöyle oluyor. A1 eşittir. A2 artı 3'ün karesi 9. O zaman A1 ifadesi 63 artı 9'dan 72. Evet, bu böyle arkadaşlar. Yazıyorsunuz, buluyorsunuz. Yani sorun yok. Yazdıkça bulursunuz. Bugünün son iki sorusu. Evet, hemen. Dört tane tam sayı böleni olan en büyük iki basamaklı sayının rakamlarının toplamı nedir arkadaşlar? Dört tane tam sayı böleni olan en büyük iki basamaklı sayının rakamlarının toplamı nedir? Bakalım bunu bulabilen kaç arkadaşımız var? Evet, siz onu çözerken güzel bir söz burada paylaşalım sizinle. Ne demiş? Keder arkaya bakar, endişe etrafa, inanç ise yukarı bakar. Yukarı bakın arkadaşlar. Çözen arkadaş var mı? Tamam, sallayalım. Çözen arkadaşlar. Bir sallayın bakalım. Sallasaydınız kaç derdiniz? Sınavdaki sallama şeyinizi görelim. Taktiğinizi görelim. Bakalım kim tutturabiliyor. Bazıları iyi tutturuyor. Mesela ben salladım, hep yanlış geliyor. Yani bende de öyle bir şey var. Arkadaş, şeytan tüylü işte yani. Belli yani. Direkt C dedi ya. Evet, insan bir E der, bir A der. Orada 17 var, 16 var. Yapalım mı arkadaşlar? Şimdi 4 tane tam sayı böleni olabilmesi için bir sayının. Bakın, tam sayı bölenleri nasıl ifade ediliyor? Mesela bir sayımız var. A sayısı. A sayısı ne olabilir? Mesela A üzeri X, B üzeri Y gibi yazılabilir. İki basamaklı sayılar. A ve B asal sayılar. Şimdi üstlerini birer arttırarak yapmamız lazım, değil mi? Yani biz burayı x artı 1 çarpı y artı 1, değil mi? Böyle olması lazım. Yani çarpı işte artı 1 eşittir 4 tane olması lazım. 4 tane olabilmesi için bunun, yani ya burası 3 tane olacak ya burası 0 olacak. Yani bir ifadenin ya direkt şöyle olması lazım. Yani ifade direkt mesela şöyle olabilir. Örnek veriyorum. 27'nin 4 tane tam sayı böleni vardı. Çünkü 27 nedir? 3'ün küpüdür. Üstleri birer arttırıyorsunuz. 3 artı 1, 4 tane böleni var. Yani ya böyle olması lazım. Ya da burada x, y 1 olması. Yani sayının direkt a çarpı b şeklinde bir asal sayı. Yani bir sayı olması lazım. Ya bunu bulabilmemiz için, yani üstler 1 olacak, tek bir tane böleni olması lazım. Bakıyoruz mesela 99. 99'u biz normalde 9 çarpı 11 gibi yazarız ama 9'u öyle yaz ama. 9 3'ün karesi. 11'in 1'i. Üstleri birer arttıracağım. 2'yi 1 arttırdım. 3, 1'i 1 arttırdım. 6 çıktı. 99 olmuyor. Hani 98 49 çarpı 2, o da olmaz. 97'nin kendisi asal bir tane. Bir de kendi bir böleni var. 2 tane. Olmadı. Hani 96 95. Şimdi 95'e bakıyorum. Yani 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa 19'a 5 olur mu? Olur. 95'in bölenleri nedir? 95'e bölünür. 19'a bölünür. 5'e bölünür. Bir de 1'e bölünür. 4 tane böleni var. Rakamların toplamı 14. En büyük iki basamaklı sayı arkadaşlar, 95. 20. soru. Bugünün son sorusu. Ardışık iki çift tam sayının toplamı farkına bölündüğünde en küçük iki basamaklı asal sayının
toplama işlemine göre tersi elde ediliyor. Güzel edebiyat yapmışız burada. Bu iki sayının toplamı nedir arkadaşlar? Demet sen Cebir kampında yoktun değil mi? Yoktun. Var mıydın? Keşke gelseydin. Cebir kampının böyle katılan arkadaşlar var burada. Tamamı böyle bu sorulardan. Yani böyle gerçekten çok düşündüren sorular var. Keşke zamanın olsa. Zaman lazım. Eksi 26. Evet. Eksi 22. 18, 22, 30. Şimdi ardışık iki çift tam sayının. Bunun bir tanesi x, bir tanesi x artı 2. Bunların toplamı arkadaşlar, bunların farkına bölündüğünde, farkına böldüğümüzde siz x artı 2'den x'i çıkaracaksınız. Yani tutup da küçükten şeyi niye çıkarıyorsunuz? Yani hani böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bunu böldüğümüzde arkadaşlar zaten fark etmiyor. Buradan 2 gelecek. En küçük iki basamaklı sayının ne olacak? Toplama işlemine göre tersini elde etmemiz lazım. Yani burada da eksi 2 olur ama şimdi burada şöyle de olabilir. Mesela işte diyeceksiniz ki ya işte buradan eksi 2'yi yapalım. Hani ters olsun. Olur. Bir bakalım hangisi olacaksa onu yapacağız. Şimdi en küçük iki basamaklı asal sayımız ne? 11 arkadaşlar. Bunun toplama işlemine göre tersi. Bir ifadenin toplama işlemine göre tersi onun negatifidir. Eksi 11 arkadaşlar. Tamam. Yani siz böyle yazdığınızda burada zaten 2 var. Şimdi buraya eksi 2 de yazabilirim ama çarptığımda artı 22 elde ediyorum. Görüyor musunuz? Halbuki toplama işlemine göre tersini elde edebilmeniz için sayıların negatif olması gerekiyor. Dolayısıyla x artı 2'den x'i çıkarmanız gerekiyor. Başka bir açıklaması yok bunun. O yüzden siz bunu eliyorsunuz. Negatif olmak zorunda. Çünkü toplama işlemine göre tersi dediğimizde ifadenin sonucu negatif olacak. Şimdi burada sayı negatifse sonucu pozitif. Pozitifse negatif. Sayı asal sayı sonucu negatif oluyor. Burada 2 var. At karşıya arkadaşım. X artı X artı 2. Zaten bu iki sayının toplamı dediği bu arkadaşlar. Yani başka bir şey yok. Direkt zaten benden bunu istiyor. Ha, keşke şey olsaydı. Mesela en büyük sayı nedir deseydik. Şöyleydi arkadaşlar. Bu arkadaş eksi 12. Bu arkadaş eksi 10'dur. Tamam. Bu iki sayı budur arkadaşlar. Bunlar böyle. Hani bu iki sayıdan küçük olanı hangisidir deseydi cevap eksi 12 olurdu. Cevap B. Evet, bugünlük 20 tane soru arkadaşlar. Aşağı inmiyoruz. Aşağısı yok. Şöyle bir şeyler var. Aşağıyı göstermiyoruz. 20 taneyi bugün çözdük. Siz akşamdan çözeceksiniz bunları. Kalanları çözmediyseniz mutlaka zaman tutuyorsunuz. Zaman tutmadan bu saatten sonra soru çözmeyin arkadaşlar. Mutlaka zaman tutarak sorularınızı çözüyorsunuz. Yarın görüşeceğiz tekrardan.